Milletimizin geleceğinin sizlerin avuçlarına bırakılması demektir. Bu devletimizi kuranların sizlere olan inancının bir sembolüdür, bir ifadesidir. Bu ülkemiz çocuklarına verilen aslında bir önemin işaretidir. Ben Türkiye Cumhurbaşkanı olarak her birinizin bu emaneti en güzel şekilde yarınlara taşıyacağınıza inanıyorum. İnşallah sizler çalışkanlığınızla, başarılarınızla, heyecanınızla Türkiye'yi çok daha ileri aşamalara taşıyacaksınız. Sizlerin ellerinde bu ülke dünya sahnesinde hak ettiği konuma ulaşacaktır. Umutlarınızı hiçbir zaman yitirmeyin. Heyecanınızın sönmesine asla izin vermeyin. Hayallerinizin önüne hiçbir engel koymayın. Unutmayın, sizler 2200 yıllık tarihi şanlı zaferlerle, fetihlerle dolu büyük bir milletin evlatlarısınız. Sizler anne babalarınızla beraber 82 milyonun da göz bebeğisiniz. İnşallah son 17 yıldır olduğu gibi önümüzdeki dönemde de sizlere daha güzel bir gelecek sunmak için çalışmayı, mücadele etmeyi sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle her birinize eğitim, öğretim hayatınızda başarılar diliyorum. Bir kez daha 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı kutluyorum. Şimdi sözü Cumhurbaşkanımıza bırakıyorum. Sayın Ozan, sözü Yataroğlu. Evet. Buyurun. Teşekkürler. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili arkadaşlarım, değerli basın mensupları. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, millet egemenliğini hakim kılmak için 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmış ve bugünü biz çocuklara armağan etmiştir. Dünyadaki tüm çocukların imrenerek baktığı bir bayrama sahip olan bizler çok güzel bir ülkenin çocuklarıyız. Bu duygularla hepimize güzel, mutlu nice bayramlar diliyor, dünyada çocuklara bayram hediye eden ve bu bayramı dünya çocuklarıyla paylaşan, tek ülke olma gururunu bizlere yaşatan, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına, bu ülke için canlarını ortaya koyan aziz şehitlerimize, gazilerimize saygılarımı sunuyorum. Ayrıca bizleri makamında ağırlayan bu makamın asıl sahibi Sayın Cumhurbaşkanımıza da tüm arkadaşlarım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, bizler vatanımızı ve bayrağımızı korumayı, çalışkan olmayı, dürüst olmayı değerli öğretmenlerimizden, kıymetli anne ve babalarımızdan öğreniyoruz. Bugünün çocukları yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu emanetle ülkemizi en güzel yerlere taşıyacağız. Bizlere verdiğiniz güvene, değere ve sevgiye layık olacağız. Sayın Cumhurbaşkanım, sevgili arkadaşlarım, değerli basın mensupları, hepimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Neşe, huzur, mutluluk dolu nice bayramlar diliyorum. Evet, şimdi sizler sorularınızla Sayın Cumhurbaşkanımızdan bazı ilhamları alabilirsiniz. Öyle mi Sayın Cumhurbaşkanı? Evet. Sorsunlar mı? Sorsunlar. Evet. Evet, buyurun, sizden alalım. Buyurun. 24 Televizyonu Ahmet Örsoğlu. Öncelikle yeni görevinizde başarılar diliyorum. Şu soruyu sormak isterim. Milli Eğitim Bakanı Sayın Ziya Selçuk'un yakın zamanda bir açıklaması oldu tatil süreleriyle ilgili. Ara tatiller, kısa tatiller olabilir şeklinde. Siz Cumhurbaşkanı olarak bu öneriye nasıl bakıyorsunuz? Bunu sormak isterim. Bir de bir ekleme yapmak istiyorum. Ramazan bayramından sonra bir haftalık daha bir okul süresi mevcut. Acaba Ramazan tatiliyle bu tatilin birleştirilmesi gibi bir düşünce olabilir mi? Nasıl bakarsınız? Teşekkür ederim. Evet. Kabinenle bu konu hakkında görüşeceğiz. Şu anda ben açıkçası olumlu bakıyorum. O bayram tatili konusunda yine kabinemle görüşeceğiz. Teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Evet, buyurun, sizden alalım.
Murat Pazarbaşı, CNN Türk. Ben de yeni görevinizde hayırlı olsun diliyorum. Benim sorum biraz daha siyaset dışında futbolla ilgili olacak. Son dönemde Süper Lig'de şampiyonluk yarışı biraz kızıştı. Başakşehir, Galatasaray ve Beşiktaş arasında birazcık daha yarışın olduğunu görüyoruz. Siz futbolu takip ediyor musunuz? Bu şampiyonluk yarışını nasıl değerlendiriyorsunuz? İpi kimin göğüsleyeceğini düşünüyorsunuz? Teşekkür ederim. Futbolu pek takip etmiyorum. Onun için bu konu hakkında pek yorum yapamayacağım. Teşekkür ediyorum. Evet, buyurun sizden alalım. Serkan Kaya, NTV. Sayın Cumhurbaşkanım, hayırlı olsun öncelikle. Siz de bağlama ve piyano çalıyorsunuz bildiğimiz kadarıyla. 29 Ekim'de de Fazıl Say, 29 Ekim'e özel bir bestesiyle burada piyano konseri verecek. Ne düşünüyorsunuz? Siz de katılacak mısınız? Siz de piyano çalacak mısınız o gün? Bilmiyorum ama katılmaya çalışacağım. Evet, çaldığım doğrudur. Severek çalıyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, buyurun sizden alalım. Sayın Cumhurbaşkanı, görevinize başarılar diliyorum öncelikle. Son günlerde hayvanlara kötü muamele ve işkence konularını sıkça tartışmaya başladık. Bu konuda da talimatlarınız olmuştu bir yasal hazırlık babında. Hayvanlara kötü muamele ve işkence konusunda ne düşünüyorsunuz acaba? Görüşlerinizi alabilir miyim? Asla bu konu hakkında mutlu değilim. Bu konuyla ilgili gerekli çalışmaları tekrar yine bakanlarımızla yapacağız. Teşekkür ediyorum. Evet, buyurun. Çimen Çetin, Habertürk Televizyonu. Sayın Cumhurbaşkanı, geçtiğimiz sene itibariyle artık yeni bir sisteme geçildi, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine. Bu sistemden memnun musunuz? 31 Mart seçimlerinde yeni atlattık. Hep gündeme gelir, kabinede bir revizyon öngörüyor musunuz? Teşekkür ederim. Zaten yeni kabinem burada. Evet, kabinem burada. Kabinem, ya zaten ilk günümüz. Bence sistem başarılı bir şekilde gidiyor. Aşılamayacak bir sorunumuz yok. Teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanım, sanki benim söyleyeceklerimi söyledi ya. Evet, buyurun. Ümit Gürbüz, Kanal 7 Televizyonu. Sayın Cumhurbaşkanı, 31 Mart seçimleri bitti ama İstanbul'da henüz tartışmalar bitmedi. İtiraz süreci de devam ediyor biliyorsunuz. Sizce ne olacak, nasıl sonuçlanacak bu İstanbul seçimleri? Bu konu hakkında bir bilgim yok. Bugünkü tek gündemimiz 23 Nisan. Teşekkür ediyorum. Evet, buyurun. Sayın Cumhurbaşkanı, hayırlı olsun öncelikle yeni göreviniz. Teşekkür ediyorum. Hafta sonu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik bir saldırı oldu. Bu olaya ilişkin yorumunuz nedir? Bir de telefonla arayacak mısınız kendisini acaba? Teşekkürler. Telefonu bende yok. Onun için arayamayacağım. Her türlü şiddete karşıyız. Teşekkür ediyorum. Evet, buyurun. Efendim, A Haber'den Lamia Ayhan. Benim aslında iki sorum olacak. Bu bayramı size Ulu Önder Atatürk armağan etti. Kendisinden de zaten konuşmanızda bahsettiniz. Ama liderliğiniz boyunca Atatürk'ün en çok hangi özelliğini sevdiniz? En çok hangi özelliği sizin için örnek teşkil etti? Bu birinci sorum. İkinci sorum da özellikle günümüzde çocuklar artık sokaklarda arkadaşlarıyla oynamak yerine ellerinde tabletlerle, tabletlere indirdikleri oyunlarla oynuyorlar. Hem bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Sayın Cumhurbaşkanım, makamın gerçek sahibi olarak size de bir soru yöneltmek istiyorum. Aslında siz bu konudaki görüşlerinizi anlattınız ama içinizdeki çocuğa dönüp baktığınızda en çok hangi oyunu özlediniz? Siz de bu tabletler noktasında zaten uyarılarınız vardı. Teşekkür ediyorum. Kim cevaplayacak? İkinci sorudan başlayayım. Bir kere bu konu hakkında gerçekten çok üzülüyoruz. Bakanlarımla bu konu hakkında gerçekten çocuklarımızın iyiliği için her türlü adımları atacağız. Evet, ilk soruya gelince biz Atatürk'ü örnek alarak yöneteceğiz ülkemize. Atatürk'ün demokrasisini, ilkelerini örnek alacağız. Teşekkür ediyorum. Evet, başka sorusu olan. Bugün benim günüm değil. Bak, bugün benim günüm değil. Bugün tamamen Cumhurbaşkanıma aittir. Benim en sevdiğim oyun voleybol. Evet. Bunun dışında ikinci oyun hangisi? Saklambaç'ı seviyorum. Saklambaç. Eğlenceli oluyor.
Evet, heyecanlı oluyor. Başka sorusu olan? Lamia, saklandığı yerden Cumhurbaşkanı mı bulur? Başka sorusu olan yok herhalde. Şimdi biz bugün Sayın Bakanım çocuklarımıza birer bisiklet hazırladık. Ve birer bisiklet hediye edeceğiz. Ondan sonra tabii kask olmazsa şişlemiş olurum. Onun için kasklarıyla beraber olacak. Ama bir de inşallah aşağıda bize bir piyano resitali herhalde olur değil mi? Kim çalacak piyanomuzu? Heh. Piyanomuz da hazır. Sen de biliyorsun. Evet. Oraya getireceğiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bizleri gerçekten mutlu ettiniz. Ve Milli Egemenlik Çocuk Bayramı tüm çocuklarımıza tekrar kutlu olsun. Ömürleri inşallah sağlık içerisinde başarılarla dolu olsun. Bizler başarılarınız için Sayın Bakanım olsun, bizler tüm kabinemiz sizleri yarınlara en ideal şekilde hazırlamanın gayreti içerisindeyiz. Bunun için de elimizden gelen her şeyi yapıyoruz, yapmaya devam edeceğiz. Ve sizleri de Allah için çok seviyoruz. Buyurun, şimdi aşağıya geçebiliriz.